Merhaba arkadaşlar. 10. haftanın 3. dersindeyiz. Bu hafta içinde ekranda görmüş olduğunuz sayfada bir noktayı gözden kaçırdım. Bunu hatırlatarak bu derse başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şu görmüş olduğunuz yük geriminin ana harmonik dalga şekliydi arkadaşlar. Bunu bir eğriyle karşılaştırıyorduk ve kesiştiği noktada tetikleme yapıyorduk. Katılıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Daha önceden bunu konuşmuştuk. Fakat burada bakın bir uyarı var. Şu görmüş olduğumuz eğriler arkadaşlar şu eğrinin 90 derece faz kaydılmış hali. Bakın dikkat edin. çünkü bu eğriler Vm sinüs omega t eğrileri. Fakat buradaki eğriler ise Vm kosinüs omega t eğrileri. Yani bu yaklaşımda arkadaşlar bizim düşündüğümüz gerilimden 90 derece faz kaydırarak elde ettiğimiz gerilimi istediğimiz yük gerilim anaharmonik dalga şekliyle karşılaştıracağız. Yani şu dalga şekliyle anaharmoniyi karşılaştırmayacağız arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz gerçek yük geriliminin kosinüs eğrisi. Yani gerçek yük eğrisini 90 derece sağa kaydırarak elde ettiğiniz kosinüs eğrisini ana harmoniyi karşılaştırıp gerekli olan kesişen noktalarda tetiklemeler yapacağız. Geçen dersteki videoda sanki şu gerilimi bu gerilimi sanki bununla karşılaştırıyormuşuz gibi izlenim Halbuki ders 30'da da var. Bu görmüş olduğumuz eğri arkadaşlar. Burayı toparlayalım biraz. Karıştı sanki burası. Şu görmüş olduğumuz arkadaşlar eğri. Diyelim ki 5 tane böyle bir eğrimiz var. 5 tane de altta var. Bu 5 tane eğri yük gerilimi değil mi? Bu gerilimle bunu karşılaştırmayacağız arkadaşlar yapmamız gereken şey şu gerilimin ana harmoniği olan şu gerilimle şu görmüş olduğumuz gerilimi 90 derece sağa kaydırarak elde ettiğimiz VM kosinüs omega t'sini karşılaştıracağız. Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz bölgede dediğim şey yapılıyor zaten. Kesişen noktalarda tetiklemeler var. Bakın dikkat edecek olursanız. Buna göre VS1, VS2, VS3 üzerindeki trisüler tetikleniyor. Bunu hatırlatmak istedim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de yükümüzün Endüktif olduğunu kabul edelim. Biliyorsunuz daha önceki devrelerimizde yükümüz saf, omik kabul etmiştik. Şimdi yükümüzün endüktif olduğunu kabul edelim. Bunu nasıl anlıyoruz diyecek olursanız arkadaşlar. Bakın gerilimin başladığı an burası, akımın başladığı an burası. Gördüğünüz gibi akım, yani şu akım, gerilimden yani bundan geri fazla. Bu 90 derece olmak zorunda değil, endüktif olması. Herhangi bir pozitif açı olabilir, çok önemli değil. Dolayısıyla arkadaşlar bu durumda tetiklemeni nasıl yapacağız? Buna dikkat edin arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğunuz yer pozitif çeviri çıkışı değil mi? Bakın dikkat edin normalde biz daima buradan başladık değil mi arkadaşlar? Bakın bu da nereden başladık? Bir daha pozitif çeviri çıkışı arkadaşlar. Bakın buradan başladı. Niye öyle? Bakın dikkat edin çocuklar. Akım şu bölgede negatif. Gördünüz mü? Akım negatif demek ne demek arkadaşlar? Yani negatif çevirici çıkışı aslında burası. Çünkü negatif çevirici negatif akımı taşıyor. Akımın negatif alternansını taşıyor pozitif çevirici de akımın pozitif alkansını taşıyor. Dikkat edecek olsun arkadaşlar. Akım buradan itibaren buraya biz ne diyelim arkadaşlar? Tekrar düzelteyim burayı. Şuraya arkadaşlar A noktası diyelim. Bakın dikkat ederseniz A noktasından arkadaşlar B noktasına kadar yük akımı pozitif. Gördünüz mü şu bölgeyi arkadaşlar? Bu bölgede yük akımı pozitif. O halde pozitif çevirici buradan itibaren devreye girecek. Yani sizin daha önceki omik yüklerde buna dikkat etmediniz. Çünkü zaten akımla gelin arasında faz fark olmadığı için akım nereden başlıyorsa gelin doğadan başlıyordu. Akım nereden sıfırdan geçiyorsa gelin doğadan sıfırdan geçiyordu. Fakat bu da öyle değil. Yükümüz LV olduğu için arkadaşlar. Bu durumda akımla gelin faz farkı var. Bu durumda daha önceki notlarda da ben size uyarmışım uyarmıştım hatırlarsınız arkadaşlar. Daha önceki sayfada notlarda ben su uyarmıştım notlarda. Bu notta ben su uyarmıştım. İşte bahsettiğim şey de bu arkadaşlar. Şimdi burada pozitif alternatif çevirici ne zaman devreye giriyor arkadaşlar? Bakın şu anda devreye giriyor gördünüz mü? Şimdi bu andan itibaren İlk defa hangi şey pozitif arkadaşlar? C fazı. O halde C fazına bağlı tristör iletime giriyor. Bakın girdi. Sonra A, sonra tekrar B, sonra tekrar C. Artık gerilim negatif olmaya başladı arkadaşlar. Gördünüz mü? Niye arkadaşlar bu negatif olmaya başladı? Çünkü şu zaman dilimi boyunca akım aktı. L üzerinden enerji biriktirdi. Dolayısıyla biz diğer tristörü tetiklemediğimiz için diğer türlü tetiklendiği ata kadar bobinden akım akmaya devam etti. Yani ne demekti bu? Tristör içinden geçen akım holdikin düşmediği için arkadaşlar buraya kadar tristör iletimde kaldı. Bu da tetikleme verdik arkadaşlar faza değil mi? Hangi faza bu? Bu A, B, C. Bu A fazı arkadaşlar. A fazında tetikleme verdik. A fazındaki tristöre. Ve dolayısıyla tristör aşağı inmeye başladı. Bakın yukarı dikkat edin. Aşağı in indiği bu da negatif alternansa geçti. Bakın şurada negatif alternansa geçti akım arkadaşlar şuradan itibaren. Bakın dikkat edin buraya kadar e, pozitif akım çeviriciyi tetiklemeye devam ediyorduk. Nereden başladı arkadaşım, pozitif akım çevirici? Bakın buradan başladı. Buraya kadar devam etti. Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz bolt eğriler hep pozitif akım çevirici üzerinde devam etti arkadaşlar. Bakın negatif'e düşse bile arkadaşlar bakın dikkat edin. Yani pozitif çevirici çıkışında yük gerilimi negatif oluyor. Fakat akım hala da pozitif çeviricilerde tristörün üzerinde akıyor. Nereden anlıyoruz bunu bakın arkadaşlar? Bu bölge boyunca akım pozitif. Ne demek akım pozitif? Demek ki bakın devreye arkadaşlar. Pozitif akım nereden akabilir ancak? Devreye geri bakalım. Pozitif akım nereden akabilir ancak arkadaşlar? Bakın buradan akabilir değil mi? Pozitif akım ancak buradan akabilir. Bunlardan ancak negatif akım akabilir değil mi arkadaşlar? Şu yönde. O halde negatif alternası da bu tristörler devrede. Pozitif alternası da bu tristörler devrede. O halde arkadaşlar tekrar kaldığım yere geri gelelim. Artık bizim için önemli olan akımın aktığı bu bölgede pozitif alternatif çevirici'nin devrede olması Akım negatif olduğu bölgede de bakın bu da itibaren arkadaşlar negatif alternatif çevirici başlıyor. Devam ediyoruz. Bak burayı da devam ediyor. Şurada kestiğimiz düşünün arkadaşlar akımı şuradan. Şu görmüş olduğunuz fark da şurada. Çünkü periyot tamamlandı için 2 pi geçti ya arkadaşlar burası. Buradaki eklediğimiz farkı, şuradaki farkı başa ekledik. O halde gördüğünüz gibi şu görmüş olduğunuz akım, şu akım ve şu görmüş olduğunuz şu akım arkadaşlar. Negatif alternans çeviricideki trisörler üzerine akarken şu görmüş olduğumuz akım pozitif alternatif çevirici tv üzerinden akıyor. Ama dikkat edin pozitif akım çevirici çalışıyorken üzerindeki gerilim negatif olabiliyor. Bakın şu bölgede arkadaşlar bakın şu bölgede gerilim negatif olmaya başlıyor. Ama bu da da yazdım ya bunu vurgulamak için bakın not 2'de bunu demek istedim ben size. Bakın bu not 2'de açık anlattığım şey de bu aslında. Dolayısıyla arkadaşlar yanılmayalım. Omik yükle endüktif yük arasında farkı önemsiyorum. Şimdi arkadaşlar bakalım 4 bölge demiştik. Şu bölgede gerilim ne? Anarmonik gerilimi. Pozitif yük akımı ne? Negatif. Bakın evirme bölgesi. Şu bölgede ikisi de pozitif. Doğrultma bölgesi. Bu bölgede akım pozitif, gerilim negatif. Evirme bölgesi çünkü P küçük 0. Bu bölgede ikisi de negatif. ikisini çarparsak pozitif. Dolayısıyla P büyük 0 olduğu için doğrultma bölgesi arkadaşlar. Dikkat edin akımlar gerilimlere benzemiyor. Neden benzemiyor arkadaşlar? Daha önceden biliyorsunuz Gerilim böyleyken akın da böyleydi. Çünkü yükümüz omik'ti. Ama buradaki gerilim endüktif olduğu için şu görmüş olduğunuz gerilim dalga şekliyle arkadaşlar akım arasında bir ilişki yok. Çünkü bu akım bu gerilimin türevi. O halde bu bilgiye göre tahmin ediyorum endüktif yük durumunda nasıl düşünmemiz gerektiğini anladık. Bunlar da arkadaşlar A fazı, pozitif çeviricinin akımı, bu negatif çeviricinin akımı arkadaşlar. İkisini topladığımız zaman girişte hatırlarsanız demiştik ki size IAP ve IAN'e IA'yı verirler demiştik. Şunu bulduk. Şunu da bulduk. O halde ikisi böyle geliyor. Birisi böyle gidiyor arkadaşlar. O halde IA'yı bulmak istiyorsak arkadaşlar. IAP'den IA akımını yani şunu çıkaracağız. Ve IA değerini bulacağız. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz sayfada artık bir fazla frekans değişikliği geçtik. Şu anda yükümüz 3 fazla. Gördüğünüz gibi A fazı, B fazı, C fazı ya da faz 1, faz 2, faz 3. Şöyle bir şey düşünebilirsiniz arkadaşlar. Elimizde bir asenkron motor var. Şu görmüş olduklarımız arkadaşlar. Asenkron motorun stator faz saygılar olsun. Her biri ayrı ayrı. Şimdi amacımız ne? Şebekenin frekansı 50 Hz. Şu görmüş olduğunuz yüklerde gelen, yük fazlalığına gelen, asenkron motorun statör faz taklarına gelen gerilimin frekansını değiştireceğiz. Böylece asenkron motorun hızını değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi izleyin. Bakın. Yük A fazı, B fazı, C fazı ve en altta da arkadaşlar nötr hattı var. Şu anda ekranda gözükmüyor. Ders tutuna bakınca göreceksiniz zaten bunu. Şimdi arkadaşlar bakın ne yapıyorum? Dikkat edin. Solda bir devre var, sağda bir devre var. Şu kadar soldaki devreyi 3 faz yarım dalga gibi düşünün. Bunu da 3 faz tam dalga gibi düşünün. Yani birisi P eşit 3 olsun arkadaşlar. Bu da P eşittir 6 gibi düşünün. Köprü gibi düşünün bunu. Şimdi bakın nasıl çalışıyor devre. görmüş olduğunuz üstteki 3 tristör pozitif alternansı. Altındaki tristör de negatif alternansı. Yani birisi pozitif çevirici olsun. Alttaki de negatif çevirici olsun. Bu arkadaşlar negatif çevirici bakın ne harfle yazıyorum. Bu da görmüş olduğunuz pozitif çevirici olsun. Bunu da P harfle yazıyorum. Şimdi pozitif çevirici 3 tane tristör var. T1, T2, T3. Negatif çevirici de 3 tane tristör var. T4, T5, T6. Şimdi arkadaşlar T1 tristörü bakın takip edin. A fazına bağlı. T2 tristörü B fazına bağlı. T3 tristörü C fazına bağlı. O halde arkadaşlar... T1 tristörü yüke yani bir nolu daha doğrusu asenkron motorun faz birine A gerilimini T2 tristörü aynı faza B gerilimini T3 de aynı faza C gerilimini taşıyacak. Doğru mu? Tetiklediğimiz andan itibaren. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Benim asenkron motorun hız yavaşlatmak istediğimi düşünün. Ve frekansını asenkron motorun fazına gelen şu faza gelen gerilimin frekansını F eşittir 10 Hz yapmayı düşüneyim. Daha önceki uygulamalara benzer olduğu için daha kolay anlayacağınızı düşünüyorum. 10 Hz yapmak istiyorum. Şebeki kaç? 50 Hz. Faza gelen gerilim kaç? 10 Hz olsun. Yani motorun hızını yavaşlatacağız. Şimdi arkadaşlar izleyin bakın. VA, VB VC tamamlandı mı? Birinci alternans bitti. Tekrar VA, VB, VC. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Kaç saniye geçti? Diyelim ki normalde bizim 10 Hz olması için arkadaşlar 100 milisaniye yarım periyotta gitmesi lazım değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla VA, VB, VC, VA, VB, VC, VA, VB, VC tetikleyeceksiniz. Ve toplam bu tetiklemeler 100 milisaniyenin Yarısı boyunca olacak yani 50 milisaniye boyunca. Şimdi 50 milisaniye geldik mi arkadaşlar geldik güzel. Şimdi t4, t5, t6, t4, t5, t6, t4, t5, t6. Ne diyor arkadaşlar t4 demek ne demek? A fazının negatif alternasını t4 tristörüyle taşıyoruz. B fazının negatif alternasını t5 tristörüyle taşıyoruz. C fazının negatif alternasını t6 tristörüyle taşıyoruz. Kaç saniye boyunca? 50 milisaniye boyunca. O halde arkadaşlar t4 T5, T6, T4, T5, T6, T4, T5, T6 tetiklemeleri 50 saniye tamamlanana kadar yapacaksınız. Şu halde ne sağladık arkadaşlar? Bu halde asenkron motorumuzun A fazına, burada A fazı diyelim arkadaşlar. Burada B fazı olsun. A fazına istediğimiz frekansı yolladık. Şimdi arkadaşlar B fazına ne yapacağız? Şimdi izleyin arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz T1 twistörü ile. Şuradaki T7 türüstü arkadaşlar arasında ne kadar faz farkı arkadaşlar? 120 derece faz farkı var. Peki T2 türüstü ile şuradaki T8 türüstü arasında kaç derece faz fark var? 120 derece faz farkı var. Peki T3 türüstü ile T9 türüstü arasında kaç derece? Yine 120 derece faz farkı var. O halde arkadaşlar diyeceğiz ki mikro işlemciye biz. T1'e ne yapıyorsan 120 derece sonra T7'ye onu yap. T2'ye ne yapıyorsan 120 derece sonra T8'e onu yap. T3'e ne yapıyorsan 120 derece sonra T9'a bunu yap. Sonra T4'e ne yapıyorsan T10'a 120 derece sonra. T5'e ne yapıyorsan T11'e 120 derece sonra. T6'ya ne yapıyorsan T12'ye aynı şeyi yap. O halde ne oldu arkadaşlar? B fazında oluşturduk. Peki o zaman C ne olacak? Bu sefer T'den yaptığın şeyi 120 derece sonra T13'e. T8'e yaptığın şeyi arkadaşlar T14'e 120 derece sonra. T9'a yaptığın şeyi 120 derece sonra arkadaşlar T 15'e yapacaksınız. O halde C fazının pozitif alternansı bitti. Şimdi arkadaş negatif alternansı için şu görmüş olduğunuz tristörlerin her birini 120 derece sonra ilgili tristörün arkadaşlar gecikmesiyle tekrar edeceksiniz. Dolayısıyla şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bir fazı hallettiğiniz zaman şu fazı hallettiniz değil mi tetiklemelere? Yani şuradaki 6 tane tüistörü demin anlattığım mantıkla hallettiniz mi? O halde arkadaşlar B fazını hallettiğiniz çok basit. Şu görmüş olduğunuz T1, T2, T3'ü 120 derece sonra şunlara tetikleyeceksiniz. T4, T5, T6 120'şer derece sonra bunları yollayacaksınız. Dolayısıyla C fazı içinde arkadaşlar şunla şunun arasında 120'şer derece her bir tensör ayrı ayrı. Bununla da bunun arasında derece faz fark oluşturursanız böylece asenkron motoruna yaklaşan 3 fazına da aynı frekansta yani 10 Hz'de gerilim taşımış olursunuz. Ve böylece asenkron motorun hızı buradaki hızının 5'te 1'ine düşmüş olacak arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada tümümüzün asenkron motorun bir fazına fazlı tür gerilimi geliyordu. Bakın burası faz arkadaşlar şurası faz. Şu noktada nötr noktası dikkat edin. Şimdi bu devrede de arkadaşlar kümüzün her bir fazının üzerinde faz arası gerilim geliyor. Nasıl geliyor arkadaşlar? Diyelim ki doğrultucu mantığı düşünün arkadaşlar. Doğrultucu mantığında pozitif alternatif şöyle birdi. VAB, VAC, VBC, VBA, VCA, VBC'den sonra tekrar VAB geliyoruz değil arkadaşlar? Doğrulttuk mu? Aynı mantıkla arkadaşlar şöyle düşünün. VAB'yi nasıl üretiriz da? A pozitif alternatif B alttaki trist olmak üzere değil arkadaşlar. A faz hangisi? Şu. A fazında T1'i tetikliyorsunuz arkadaşlar. Şunu oluşmak için söylüyorum bakın. VAB oluşmak için. A fazında T1'i tetiklediniz. B fazı hangisi arkadaşlar? Şurası. B içinde T6'yı tetiklediniz. Dolayısıyla arkadaşlar şu görmüş olduğumuz zaman dilimi için T1, T6'yı tetiklediniz. Çünkü hangi gerilim geldi? VAB geldi. Tamam mı? Elde var bir. Şimdi arkadaşlar sırada ne var? VAC. A ne? Sağdaki V'nin sağındaki ilk rakam. O halde üstte olacak. O halde gene T1. Yandaki ne? C. Alttaki C nereye yapar arkadaşlar? T2. O halde T1, T2. Şu bölgede arkadaşlar T1, T2. Şimdi BC. BNR'de V'nin hemen sağında demek yukarıda. B nereye bağlı arkadaşlar? T3. Demek bu da şu arkadaşlar bu da. T3 ile C nereye bağlı? T2. T3, T2. V, bakın arkadaşlar. B hemen V'nin sağında. O halde B ne? T3. Demek ki şu arkadaşlar bu da T3, T4. Şu T3, T4. Bu ne arkadaşlar? C fazı yukarıda. T5, altta T2. T5, T2. Son olarak buna bakalım arkadaşlar. V, C, B ne demek? Üstte C fazına bağlı T5 var. B fazında T6 var. T5 T6 arkadaşlar. Şimdi ne oldu? VAB, VAC, VBC, VBA, VCA, VCB'yi bir kere tetikledik mi tetikledik. Kaç saniye geçti arkadaşlar? Diyelim ki bu arada 5 milisaniye geçti. Sallıyorum. E peki bize ne istemişti bu arada? 50 milisaniye istemişti. Demek ki arkadaşlar bundan biz 10 kere yapacağız ki bu şekilde bu bahsettiğimiz bu sıralamayı 10 kere yapacağız ki pozitif alternans sona ersin. O halde 10 kere yaptık yani bu sırayı 10 kere tekrar ettiğini düşünün. Rakamları tamamen sallıyorum arkadaşlar mantığı anlamak için. 2 kere de yapabilirsin yani şu görmüş olduğunuz sıralamayı bir daha yapın arkadaşlar. Aynı bu şu görmüş olduğunuz sıradan bir tane daha yanına ilave edin arkadaşlar. Hemen yanına bir tane daha gelin. Hala neredeyiz? Pozitif alternansı. Çünkü arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yer pozitif alternansı taşır yüke. Şu görmüş olduğunuz yerde negatif alternansı taşıyor. Şimdi arkadaşlar pozitif alternansın 50 milisaniyesi bit demek güzel. Şimdi arkadaşlar aynı sırayla bu sefer alttakiyle tetikleyeceksiniz. Bunu ve bunu diyelim ki bunu ve bunu bunu ve bunu aynı sırayla arkadaşlar bu sefer ne olacak? Negatif alternans yüke gidecek. Dolayısıyla arkadaşlar A fazında 50 milisaniyede böyle geçti mi? Kaç kere? Bu bahsettiğimiz diyelim ki 5 kere mi yaptık? 5 kere de alt için yapacaksınız arkadaşlar. Ya da 2 kere mi yaptık? 2 kere de alt için yapacaksınız. Ne elde ettik arkadaşlar? Asenkron motorun C fazına faz arası gelin ürettik. Frekansı 10 Hz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunlar nasıl olacak? Bakın. Şimdi arkadaşlar şuradaki t 1in 120 derece sonra aynısını buraya. T3'ün 120 derece sonrasının aynısını buraya. T5'in 120 derece sonrasının aynısını buraya yaparak arkadaşlar. Aynı şekilde altlar içinde T4'ünki buraya, t 6nınki buna, T2'ninki buna yaparak arkadaşlar B fazına aynı gerilimi 120 derece faz farkıyla uygulayacaksınız. Peki şu ne olacak burası? B fazının negatif alternatifi arkadaşlar. Şuna yaptığın şey 120 derece sonra buna yapacaksınız. Peki C fazı ne arkadaşlar? Şu da yaptığınızı 120 derece sonra buna. Negatif alternatı ne? Şu da yaptığı 120 derece sonra buna yapacaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla C fazında da görmüş olduğunuz şekilde arkadaşlar bakın buraya kaldırıyorum. Şu görmüş olduğunuz gerilimi elde edeceksiniz. Bakın arkadaşlar dikkat edin 6 darbeli bağlantı durumu için çıkış gerilimi. Gördünüz mü arkadaşlar bakın sinize benziyor arkadaşlar değil mi? Nispeten ötekilere göre biraz daha iyiyiz. Şu görmüş olduğunuz değişiklik arkadaşlar şu bolt olan kısım yükün uçlarındaki gerilimi gösteriyor. Peki bundan daha kalitelisi var mı? Elbette var arkadaşlar o da şurası bakın. O da 12 darbeli arkadaşlar, 12 darbeli. Ne demek bu arkadaşlar biliyor musun? 12 darbeli. Şu görmüş olduğunuz devreden çok daha fazla eleman kullanarak arkadaşlar, daha doğrusu yüksek bir dolar kullanarak demek istiyoruz değil mi? Çok daha maliyetli olarak bu devreyi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakalım. Çocuklar 12 darbeli dalga şekli bu. Gördüğünüz gibi en başta ben size ilk videoda göstermiştim arkadaşlar bunu görüyorsunuz. Bayağı sinüze benziyor. Çocuklar bunu yapmak istiyorsanız şu görmüş olduğunuz devreyi kullanacaksınız. Kaç trafo var? 3 tane şurada arkadaşlar 3 sargılı transformatörümüz var. Primer, sekonder, tersiyer arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz şu elemanlar, şu görmüş olduğunuz elemanlar bir araya getirilecek. Tekrar bu şekilde bağlantı sağlanacak. Ve asenkron motorun 3 fazı böyle bağlanacak. Şimdi sıkıntı şu arkadaşlar. Burada görmüş olduğumuz onlarca tristörde hangi tristör ne zaman tetiklenecek? Ve şu görmüş olduğumuz gerilim dalga şekli Ortaya çıkarılacak demek ki bu da saklanan burası değil arkadaşlar demek ki bu devrenin hat veri ortada saklanan ne kontrol arkadaşlar hangi twistöre, hangi zaman diliminde hangi tetikleme darbesi gidecek ki şu görmüş olduğumuz darbe edeceksiniz arkadaşlar İşte mesele bu bunu çözebildiğiniz anda arkadaşlar şu görmüş olduğunuz devreyi asenkron motorun çok daha kaliteli bir gerilim uygulayarak harmoniyi minimum olarak düşük hızda hız kontrolü yapma imkanınız var arkadaşlar. Bu haftamızın videosu da burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.